Evet, az önce bağlantımız koptu. Ama masanın sonunu getirebildik. Çok güzel oldu. Şu anda bekliyorum tekrar sizlerin gelmesini. Hoş geldiniz tekrar. Masanın sonuna kadar dinleyebildik. Bağlantı buna izin verdi. Tekrar hoş geldiniz. Umarım masalı sevmişsinizdir. Dediğim gibi benim çok kıymetli bir arkadaşım bu masalı kaleme aldı. Şimdi tekrar kendisinin gelmesini bekliyorum. Evet, bize katıldı. Sevgili Alev Topal, kendi de zaten bahseder. Bu çok güzel ve çok özel masalı okumamıza izin verdiği için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun yetişebilmesi için bu programa editörlerinden de yardım istedi. Şunu da söylemiş olalım. Sevgili Alev'in benim çok sevdiğim bir kitabı daha var. O da Büyükler İçin Masallar. Ters görünüyor ekrandan ama yine de kapağını göstermek istedim. Fısıldayan Masallar isminde. Hem içindeki masallar çok güzel ve özel, hem de resimler gerçekten çok özel. Sevgili Müjde Başkale resmetmiş. Umarım tekrar dışarı çıkabildiğimiz günlerde siz de bu kitabı edinmek istersiniz. Büyükler için de daha sonraki yayınlarımızda paylaşıyor olacağız bu masalları. Şimdi sevgili Alev bize katılacak. Varsa kendi ana... yazabilirsiniz. Sevgili Farsça tercümanımız hala bizi dinlemekte. Bize WhatsApp'tan çevirisini paylaşacak bir sorunuz varsa. Sevgili Alev bize katıldı. Selam. Selam, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Anneyim, ağzınıza sağlık, çok güzel okudunuz. Sağ ol, valla sen beğendiysen. Çünkü insan ister istemez, Çok sen de beğendim. Benim bilirsin. için de çok ilginç bir deneyim oldu. Farklı dilde de dinlemek. Değil mi? Ben Farsça da, masal da, şiir de dinlemeyi çok seviyorum. Çok çünkü şairane bir dil. Bak aşağıdan sevgili Bilge yazıyor. Yazarın da, okuyanın da, çevirenin de yüreğine sağlık diye. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Çok Ne heyecanlandım güzel. Alev, senin dinlediğini biliyorum ya. Şimdi tiyatroda da öyledir ya, bir yazarın oyununu sahneleyeceğimiz zaman eğer yazar oradaysa insan ister istemez panikler, iyi yapıyor muyum, acaba beğenecek mi diye. Umarım beğenmişsindir. Biz çok keyif Çok aldık beğendim. okumaktan. Ağzınıza sağlık. Çok güzel ikiniz de okudunuz. Çok beğendim. Yani keyifliydi. Ben Sağ çok olasın. keyifledim. Sağ Benim olasın. için de ilginç oldu. Hani ilk defa bir başkasından dinlemek. Bir de dediğin gibi çok hızlı oldu. O yüzden ilk okuyan da siz oldunuz. Ay yaşasın. Bize kısmetmiş. Editörlerden sonra. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Hani hep masalda da geçiyor ilham, ilham, ilham. Peki bizim masalımızın yazarının ilhamı nereden geldi acaba bu masalı yazarken? İnci renkten. Aslında senin gibi ben de çok uzun zaman farklı çocuklarla çalıştım. Çocuk hak temelli derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştım. Özellikle bizim çalıştığımız alan devlet korumasındaki çocuklardı. 3 yıl kurumda gönüllü çalıştım ama o süre zarfında farklı derneklerle de sürekli temas halindeydik, çocuk hak temelli çalışan derneklerle. Ve bütün derneklerin aslında ortak sıkıntısı ötekileştirme ve tekilitlenmeydi. Engellilerle çalışan derneklerde, mültecilerle çalışanlarda, devlet korumasındaki çocuklarla çalışanlarda hepsinin ortak noktası özellikle okullarda yaşanan ve sosyal çevrede yaşanan etiketlenmeydi. Biraz ondan yola çıkarak yazdım. Oysa ya muhteşem bir şey. Farklı gruplarla bir arada eğitim almak, farklı bir gruplarla bir arada yaşamak çok özel bir şey bana göre. Çünkü hepsinden beslendiğin çok farklı şeyler oluyor. Hepsinin getirdiği farklı gelenekler, görenekler, kültürler bize farklı farklı şeyler katıyor. O yüzden çok anlayamadığım bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Yani vermek istediğim mesajı da çok net bir şekilde bence veriyor bu masal. Hem büyükler için hem çocuklar için. Yani aslında masalda da geçiyor. Ben de ara sıra düşünürüm. Dünya ne kadar sıkıcı bir yer olurdu hepimiz aynı olsaydık, değil mi? Sesin gitti Iris. Şeyden bahsediyordum. Ben de hep bunu vurgularım ve düşünürüm de kendi kendime. Dünya ne kadar sıkıcı bir yer olurdu hepimiz aynı olsaydık.
Evet, yani kendi sosyal çevremizde de hep aynı ortamda kaldığımız zaman bile ben şahsen şey oluyorum, hani belli bir noktadan sonra körelmeye başladığımı hissediyorum. Çünkü hep aynı şeyleri düşünüyoruz, aynı şeyleri konuşuyoruz. O da aslında bize daha farklı pencerelerden bakmamızı engelleyen bir noktaya getiriyor. Evet, çok doğru söylüyorsun. Yani gerçekten hem çocuklar için hem büyükler için farklı kültürlerle bir arada olabilmek, toplum tarafından farklı diye etiketlenen diyelim, benim için çünkü öyle bir şey söz konusu değil. Bir arada olmak kişinin vizyonunu da ne kadar açıyor aslında. Başka bir boyut kazandırıyor, değil mi? Çok farklı düşünce olarak da çok farklı bakış açıları kazandırıyor. Kendi kişiliğimiz açısından da aslında inanılmaz değişime yol açan bir şey oluyor. Devlet korumasındaki çocuklarla çalışırken belki senin de başına çok gelmiştir. Hep söylenen şeydir. Çok iyilik yapıyorsunuz, meleksiniz gibi kavramlar vardır. Biz gönüllülerin genelde çok rahatsız olduğu kavramlar. Aslında karşılıklı bir beslenmeye yol açan bir şey. Çünkü Tabii aslında ki. iyilik dediğin şey tek taraflı bir şey değil. Bizler de onlardan çok fazla şey öğreniyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Ben de bunu çok sıkça söylerim zaten hani hem yaptığım işle alakalı hem de işin dışında yaptığım gönüllü çalışmalarla alakalı. Aslında bu yapan kişiyi çok besleyen bir şey. Yani ben şu anda o kadar mutlu oluyorum ki mesela bu senin güzel masalını okuduk ve bunun üzerine beraberce konuşabilmek bizim ruhumuzu besliyor aslında. Sesin arada gidip geliyor. Ha öyle mi? Şeyden bahsediyordum. Bütün bu aslında dışarıdan çok büyük iyilikmiş gibi görünen şeyler kendimize de iyilik. Yani bizleri de ne kadar Kesin. besliyor, değil mi? Ben yani süreç içerisinde inanılmaz bir değişim sağladığımı kendi içimde görebiliyorum. Yani bana çok büyük faydası Doğru. oldu, öyle söyleyeyim. 2008'de ben ilk kurumda gönüllü çalışmaya başladım. Yuvada gönüllü çocuklarla başladım. 12 yıla yakın oldu. 12 yılda inanılmaz bir değişim sağladı kesin bende. Evet. Peki O ilk nasıl karar verdin gönüllü olarak böyle bir çalışma yapmaya? yüzden drama dersi vermek için gittim aslında ben. O zaman drama eğitimi alıyordum. Biraz da deneyimlemek için hani çocuklarla iletişim nasıl ders verebilir miyim diye. Öyle başladık biz. 2008, 2006, 2008 gibiydi, çok hatırlamıyorum. 2 yıl Üsküdar Yuva'da gönüllü eğitmenlik yaptık. Ama şeydi yani aslında drama bizim için bir araçtı. Biraz önce senin de söylediğin gibi sanat ifade etmede çok büyük bir araç oluyor. Onlarla farklı bir bağ kurmaya başladık o araçla. Çünkü söyleyemedikleri, dile getiremedikleri ne varsa derste bir şekilde dramayla dışa vuruyorlardı ya da dersteki davranışlarıyla dışa vuruyorlardı. Öyle orada Tabii. başladı. Daha sonradan da zaten bırakamadım. Bir kere başlayınca Değil mi? galiba Nasıl insan insan? bırakamıyor. Tabii. Evet. İnsan çünkü içine işliyor gerçekten. Yani hem kendi beslendiği kısım daha çok kaşınmış oluyor. Hem sağladığı faydayı görmek kişiyi beslemeye devam ediyor. Ve bu böyle bir sarmal halinde herhalde süre geliyor, değil mi? Bir de şey de güzel bir deneyimdi. Çocuklar çok hızlı fark ediyorlar. Hani diğer gönüllülerin de bazen çocuklarla iletişimlerini etkinliklerde görmek ilginç bir deneyimdi. Çünkü eğer siz hani biraz daha acıyarak diyeceğim, doğru tabirimi çok emin değilim ama yaklaşırsanız çocuk bunu çok hızlı fark ediyor. Tabii. Çünkü aslında hiçbirinin acınacak bir durumu yok. Sadece farklı bir ortamda yaşıyorlar. Ve birbirimizle bir zaman dilimi paylaşıyoruz. O yüzden ne kadar keyif alarak, ne kadar eğlenerek vakit geçirirsen, o da sana kendini o kadar rahat açıyor ve o kadar keyifli vakit geçiriyor. Doğru, biz belki büyükler şunu bazen, şu iki duygunun arasındaki ayrımı yapamıyoruz. Birine, bir çocuğa ya da bir büyüğe fark etmez. Şefkat ve sevgi göstermekle acımak çok farklı şeyler aslında. Çok Biz bazen farklı. oradaki çizgiyi, evet oradaki çizgiyi belki de kaçırıyoruz. Ya onu sezdiği zaman zaten onun da tavrı, karşı tarafın da farklı oluyor. Hani günlük sosyal yaşamımızda da aslında öyle çok farklı bir şey değil. Karşı taraf senden nasıl bir duygu varsa ona göre davranmaya başlıyor. O yüzden çok şey öğrendim açıkçası ben hani
Oradaki çocuklardan da, onun dışında da sivil toplum ayağında çalışırken temas halinde olduğum birçok insanda da çok fazla şey öğrendim. Bunun en büyük nedeni de işte farklı kültürlerden geliyor olmamız, farklı etnik kökenlerden geliyor olmamız, farklı inançlara sahip olmamız inanılmaz bir zenginlik katıyor. Sayende biz de bugün çok şey öğrendik bu güzel masalla. Yani sadece çocuklara yönelik olmadı aslında. Okurken ben de birçok şeyi aklımdan geçirdim. Peki senin 23 Nisan için çocuklara söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Benim söylemek istediğim aslında farklı renklere kulak tıkamayalım. Biraz daha objektif bakabiliriz, biraz daha kendi rengimizden sıyrılarak bakabiliriz. Farklı kültürlerden edinebileceğimiz birçok şey var, birçok deneyim var. O yüzden etrafımızdaki farklılıklara, farklı renklere kulak tıkamayalım. Aynen, kucak açalım. Tam tersini yapmak lazım. Çok teşekkürler Alev. Hem bize bu masalı yazdığın ve yetiştirdiğin için binlerce kere Evet. teşekkür ediyorum sana. Editörü de Hem şu an bizi katıldığın için. dinliyor. Ona da teşekkür ederim. Ebru burada Gerçekten mi? dinliyor bizi. Merhaba Ebru. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sayenizde 23 Nisan çok kutlu hoş bir olsun vakit hepinize. geçirdik. Kutlu olsun. Da Arapça dilinde yine aynı masalı dinleyeceğiz. Şimdi onlara da vakit bulabilmek için ufak ufak vedalaşıyorum seninle. Hoşça kal. Tekrar çok Görüşürüz. teşekkürler. Kendine iyi bak. Umarım Bay yüz bay. yüze geliriz. Bay İnşallah. bay. Sevgili Alev, az önce sizlerle paylaştığımız masalın yazarı sevgili Ebru da yazdı. O da editörü. Ben teşekkür ederim demiş. Tekrar bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Umarım bu masal bende çok özel bir yere dokundu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Saat 4'te aynı masalı Arapça tercümeyle dinleyeceğiz. Ve bu 23 Nisan online festival etkinliğimizin son ayağı olacak. Bu arada çocuklardan bizlere ulaşan çok güzel 23 Nisan temalı resimler var. Onları da arada paylaşıyoruz. Profilimizden görebilirsiniz. Çok teşekkürler tekrar. Hoşça kalın. 4'te tekrar görüşmek üzere.